Türk bir yönetmen, Fransız Türk ortak yapımı bir filmle, ilk uzun metrajlı filmiyle ortaya çıktı ve Fransa'yı Oscar'da temsil edecek film Mustang'e imza attınız. Şimdi Deniz Gamze Ergüven, o filmin yönetmeni karşımızda. Öncelikle tebrik ederiz. Pek çok uluslararası festivalde ödül aldı filminiz ve Fransa'yı Oscar'da temsil etmek bir Türk yönetmen olarak duygularınızı alabilir miyiz öncelikle? Çok teşekkürler. Birincisi Türk Fransızım. Türk doğumlu ve işte 6 aylık Fransızım. Ondan sonra aile hikayelerim tamamen Türk. Ve bütün çocukluğum, hayatım Türkiye ve Fransa arasında geçti. İki ülkeye de çok şey borçluyum. Fransa'ya yönetmen eğitimimi borçluyum. Mefemis bir okulda okudum. Orada böyle 4 sene boyunca burada yani Fransa'daki film endüstrisinin önünde ve partnerli bir şekilde yönetmenliği işte keşfettim. Ve işte daha evvel de yani ilk kısa filmim Cannes Film Festivali'nde Fransa'yı temsil etmişti. Bu sefer işte film biter bitmez hem Fransa Kültür Bakanlığı hem Unifrance hem CNC tamamen kucakladı ve bir şekilde filmin değerlerinin arkasında durmak istediler. Filmin arkasında durmak istediler ve hiçbir zaman ne Mustang'in arasında ne de Jacques Audiard'ın Tamil dilinde çektiği filmiyle ne de diğer Fransız filmlerle bir farklı tavır olmadı. Ve bu bir şekilde Fransa'nın böyle çok modern ve çok radikal bir şekilde Fransa'nın değişik yüzlerini temsil edebilecek ve böyle kucaklayabilecek bir güzel bir tavır. Beni de bir şey çok gururlandırıyor tabii ve bunu özellikle bir mesuliyet olarak kabul ediyorum. O yüzden işte elimizden gelen en iyisini yapmakla uğraşıyoruz. Şimdi siz bu film ile ilgili beyaz perdeye biraz erkek perspektifinden çıkarıp kadın perspektifiyle bakmak istediğinizi söylüyorsunuz ve Türkiye'de Karadeniz'de geçen bir hikaye anlatıyorsunuz filmde. Neden bu konuyu seçtiniz öncelikle? Nasıl bir mesaj vermek istediniz? Benim o dönemki en hassas olduğum konular ve kadın olmak nedir? Yani o konuya doğru yavaş yavaş başlıyordum ve yani sanat tarihinde, sinema tarihinde kadınların gözünden dünyayı çok az görüyoruz ve bir şekilde bu bütün toplumun görüş açısını oldukça daraltıyor. Bir perspektif kazanmak, bir kadınlarla empati yaratmak, bir bütün toplumun anlayabileceği şekilde bir kadının gözünden dünyaya bakmak nasıl bir şey? Onu sahnelemek istedim. Deli misiniz, nesiniz siz? Bana ne kardeşim? Değil, ne yapayım ben şimdi? Tabii bizi götürün. Hayır, götüremem. Otobüsü. Götüremem. Peki Türkiye'de aldığınız tepkiler nasıldı? Geçtiğimiz günlerde gösterime girdi Türkiye'de. Hem Türkiye'de aldığınız tepkileri hem de yurt dışındaki tepkileri biraz sormak istiyorum. Arada fark var mı? Evet, bayağı fark var. Film açıkçası Cannes'da, Saraybosna'da sıcak ve sevgi dolu tepkiler yaratıyor. Karakterler çok seveceğin olduğu için, yani hikaye çok duygusal bir tepki yarattığı için. Türkiye'de iki çok ekstrem tavır oldu. Ya bir tanesi Atilla Dorsay'dan, Ayşe Arman'ın yani böyle güzel desteği kelimeleriyle çok pozitif şeyler oldu. Ve öte yandan da çok saldırgan bir kritik oldu. Bunun muhtemelen birkaç nedeni var. Negatif tepkilerin arasında hep ötekileştirmeden başlayan, yani filmle ilgili herhangi bir kritiği olan şey bu bizden değildi, bu Türk değildi falan öyle bir yerden konuya girdi. Bana şey gibi geliyor, Türk sinemasında hem şey, realizmle çok belirli bir mesafede bir hikaye anlatılışı var. Bir de belirli bir yani narasyon şekli var. Ve Mustang bunlara çok yabancı çünkü bu sefer benim görüş açım, benim dilim, yani benim tavrım ve yabancı şeyini kabul ediyorum ama sadece ilk filmim olduğu için ve tanışmadığımız için olduğunu düşünüyorum. Şimdi New York'tasınız. Brooklyn Film Festivali için mi geldiniz? Oraya davetli olduğunuzu biliyoruz. Hayır, Afi Fest'e gittik. Los Angeles'e
sinemasıydı. Amerika'da yine çok duygusal, çok yani çok pozitif tepkiler alıyoruz. Los Angeles'te seyirci ödülünü kazandık ve işte 20, yani bu cuma günü burada vizyona giriyor. Sonundaki tepkiler, kritiklerin tepkileri çok çok duygusal. Ve en önemlisi de belki de Fransa'yı temsilen Oscar adayı yabancı film dalında bu yıl çıkacak sahneye filminiz. Başarılar diliyoruz Deniz Gamze Ergüven. İlk uzun metrajlı filminizde bu kadar ödüle kavuşmuş olmanızdan dolayı ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi günler.